Güç, iktidarda olmak, iktidar yeri ve iktidarın gerektirdiği ritüeller bana hiçbir zaman sağduyumu kaybettirmedi. Ve bugün benim tarafımdan başlatılacak ve çok fazla bir kalabalığı etrafında toplayamayacak bir girişimin ortaya çıkabileceği riskinin farkındayım. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağım. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminde bir ilk yaşandı. İlk defa bir cumhurbaşkanı ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağını açıkladı. Ülkede 5. Cumhuriyet döneminin popülaritesi en düşük cumhurbaşkanı olan François Hollande görev süresi boyunca adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Güven oyu istatistiklerinde kendinden önceki cumhurbaşkanlarıyla hatta iki dönem üst üste görev alanlarla karşılaştırıldığında halkın en az güvendiği lider olan Hollande'dan Fransızların sadece %4'ü memnun olduğunu ifade etti. Fransız basınına göre siyasi geleceğinde büyük bir etki bırakacak olan bu görülmedik kararla Hollande görev süresi boyunca başarısız olduğunu kabul etmiş oldu. Sarkozy döneminden sonra Hollande ile sol cephenin yükselişine inananlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Hollande şimdiye kadar görülmedik bir başkanlık örneği sergileyeceğini iddia ediyordu. Ancak Fransız liderin gönül ilişkilerinin 9 yıllık eşi tarafından şimdilik teşekkürler isimli kitapla manşetlere taşınması Hollande'un bu iddiasını da ortadan kaldırdı. Fransız siyasetçinin görev süresince akıllara kazınacak tek nokta belki de herkes için evlilik yasasıydı. Sol kesimin büyük bir çoğunluğu tarafından desteklenen ancak aylar boyunca süren zorlu mücadeleler ve protesto gösterileri Fransız toplumundaki bölünmüşlüğü gün yüzüne çıkardı. Fransa yetkisi altına alan terör olayları, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırılar ardından da 13 Kasım kanlı cuma saldırılarıyla Hollande başkanlık sürecinde zorlu sınavlar vermek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Hollande ve halk arasında ipler vatandaşlıktan çıkartılma yasasının ardından daha da gerildi. Alelacele alınan bu karar geleneksel sol eğilimin değerlerine karşı olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanı Christian Taubira'nın istifasıyla sonuçlandı. Bu karar karşısında Hollande üzüntüsünü dile getirdi. Çalışma yasasında yeni düzenlemeler getiren El Khomri yasa tasarısı ise Hollande'un pişman olduğu konular arasında yer almıyor. Oysa Fransız basını bu hamlenin sosyalist bir liderden beklenen en son adım olduğunu belirtmişti. Ne sol kesimi ne de halkı birleştirmeyi başaran Hollande'un yerine kimin aday olacağı önümüzdeki yıl 7 Mayıs'ta belli olacak.